Şehir İşiklerinden merhaba sevgili izleyiciler. Mete Horozoğlu, Fırat Danış ve Ali Atay'ın başrollerini oynadığı Vay Arkadaş filminin galası geçtiğimiz günlerde yapıldı. Filmin ekibiyle galada bir araya geldik. Ekip oldukça iddialı. Ya siz böyle boru tesisat işiyle falan uğraştınız mı hiç? Zaman su gibi akıp geçti ve filmin vizyona girmesine çok kısa bir süre kaldı. Su gibi akmadı pek ya neyse. Ha? Su gibi akmadı pek ama neyse yani. Sizin için öyle. ve vizyona girecek film. Neler düşünüyorsunuz? Valla ben çok iyi şeyler düşünüyorum da asıl önemli olan seyircinin ne düşünüyor olması ya da ne düşüneceği. İnşallah iyi düşünecek. Bütün temennimiz o. Ben beğeneceklerini umuyorum. Yani Türkiye'de tutan bir tür çünkü komedi aksiyon. Oyuncularımız da çok iyi oyuncular. Hepsi arkadaşlarımız, öğrencilerimiz. Çok yakınlarımız ve çok keyifli çalışıldı. O pozitif enerjinin ben perdeye de yansıyacağını ve seyirciye geçeceğini umuyorum. 60'a yakın film vizyona girecek. Şimdi o filmlerden biri de sizin filminiz. Siz izleyicinin anlayabileceğini düşünüyor musunuz filmi? Yani izleyicinin anlayabileceği ya da anlayabilemeyeceği diye sınıflamak istemiyorum ben filmleri. Önemli olan bir şeyi anlatmaktır. Bunu da en basit, en yalın ama en süslü ve görsel anlatmaktır. Biz de onu yaptığımıza inanıyorum ben bizim. Karıya kıza dokunmaktan hayra vesile olmaya sıra mı geldi sende? Üç tane aslanlar gibi delikanlının cebinden çıkan paraya bak. Tik karakterini sizden dinlemek istiyorum. Tik karakteri böyle çok etliye sütlüye dokunmayan, kendi içine kapanık biraz, çok vicdanlı, çok titiz. Ondan sonra işte annesine bağlı, ondan sonra bildiğimiz hayattaki ahlaki, vicdani değerleri çok... bağlı, yakın biri ve arkadaş kurbanı. Çok sevdiği arkadaşlarından bir tanesinin babasının sağlığı için para kazanmaları gerekiyor. Paraya ihtiyaçları var. Arıyorlar, tarıyorlar, hiçbir yerden bir para bulamıyorlar. En sonunda diyorlar ki ya hadi araba, peki hadi çalalım diyorlar. En sonunda bir araba çalıyorlar ve işte çaldıkları arabalardan bir tanesinin içinden bir şey, söylemem, bir tanesinin içinden başka bir şey, bir tanesinin içinden bambaşka bir şey çıkar. Çarşı, pazar birbirine karışır. Hikaye bunun üstüne kaçmacası, kovalamacası, polisiyesi, mavrası, eğlencesi, geyiği çok yüksek, çok eğlenceli. Bence çok kaliteli bir takımdan oluşmuş, çok güzel bir komedi macera filmi ortaya çıktı. Sizce seyirciyle buluşması nasıl olacak? Seyirci gelecek ya ben mi? İnsanların çok sıcak bulacaklarına inanıyorum. Yani insanların bu filmi seveceklerine inanıyorum. Samimi bir şey oldu çünkü. Böyle olacağına inanıyorum. Tabii canım. Bizzat elinize vereceğim. Şimdi filmin vizyona girmesine çok kısa bir zaman kaldı. Film seyirciyle buluşacak. Komedi, aksiyon, her şeyi görebilecek izleyiciler. Sizin de rolünüz var. Ben sizin karakterinizi merak ediyorum. Eminim izleyicilerimiz Sadık, de merak ediyor. Sadık, Sadık. Adı güzel Sadık, canı güzel Sadık. Hani bir insanı Sadık diye bir isim konmuşsa o adam Sadık'tır. Ne yaptığına değil. Yani Sadık'tır hani. Adı gibi Sadık. Adınız... Ne yapacağız? Ne bileyim ben? Bana bak. Vallahi beni sıkıştırırlarsa ben öterim. Sen ötersen herkes ölür. Karakterim ben çok tatlı bir karakter oynadım. Böyle manik bir şey. Manik yapıda bir karakter oynadım. Deli gibi bir adam oynuyorum. Deli değilim ama böyle çok enerjik bir adam oynuyorum. Çok eğlenceli bir karakter. Ben oynarken çok büyük keyif aldım yani. İnşallah izlerken de keyif alacağım. O zaman tamam diyeceğim yani. Bunu niye çaldın lan? Az yakıyor diye. Şimdi sinema izleyicisi biraz farklı bir role izleyecek sizi. Evet. Çünkü Nefes Vatan sağ olsundan sonra bu kez gülecekler, eğlenecekler. İnşallah, inşallah. Ne güzel söyledin vallahi. İnşallah eğlenirler. İnşallah gülerler. Yani öyle bir seyirlik, güzel seyir zamanı geçirilebilecek bir eğlenceli bir film yapmaya çalıştık. Hikaye itibariyle, çekimler itibariyle, oyunculuk dili itibariyle. İnşallah karşılığını bulur. Yani becerebilmişizdir de seyircinin hoşuna gider. Tövbe yarabbim ya. Bu ne oğlum? Karakterimiz aslında üç karakter de birbiriyle çok bağlantılı. Maniktik Dildo lakaplarında. Bunlar çocukluk arkadaşı. Aynı mahallede. Hepsi uç noktalarda insanlar ama birbirini destekler ya öyle insanlar. Genelde öyle adamlar daha yakın arkadaş olur gibi bir sac ayağı durumu var. Çok fazla böyle okuyup kültürel şeyler edinememişler. Hayatta çok legal yollardan kazanımları olamamış. O yüzden illegal yollara sapmış çocuklar. Bir sebepten dolayı tekrar işte babalarının rahatsızlığından dolayı tekrar bir illegal yola sapıyorlar ve onun karşılığında da başlarına gelmedik kalmıyor ve vay arkadaş
dedirtmeye çalışıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Bahane Karaköy, üstü damına freni asıldım. Korktu balata, kafama sattık. Korktu damına, racımı şaşırdık. Çok düşerdi. Siz dram da oynadınız, şimdi bu komedi filmi. Evet. Peki hangisini oynamak zor? Ya oyunculuk genel anlamda biraz zor bir meslek. Yani kolay bir meslek değil. Gerçekten çok çetrefilli diyebileceğimiz yolları barındırıyor içerisinde. Ben ekstra olarak komedi oyunculuğu, dram oyunculuğu, melodram oyunculuğu, tragedi oyunculuğu diye bir ayrımın olduğunu düşünmüyorum. Yani en azından kendim için söyleyebilirim bunu. Genel anlamda zaten bir karakter yaratmak çok zor. Onu başarabilince o karakter komik durumların içinde mi kalıyor? Dramatik durumların içinde mi kalıyor? Zaten o çok fark etmiyor. O karakteri yaratmak zaten mesele. O yüzden komedi oyunculuğu şöyledir, dram oyunculuğu böyledir diyemeyeceğim açıkçası. Peki hangisi keyifli? İyi hikaye keyifli. İyi hikaye, dert anlatan iyi hikaye, iyi karakter keyifli. Cüzdanla savaştı, sayısız kız öğrenci yetiştirdi. Türkan Saylan'dan bahsediyoruz sevgili izleyiciler. Türkan Saylan'ın yaşamı bu kez tiyatro sahnesinde. Ah canım, sen hoş geldin. Hoş gördüm. Ne zaman geldin? Karnın aç mı, bir şeyler yedin mi? Ben yedim hoca, sen beni düşünme. Sen kendi karnını doyur. Sana Tunceli'den getirdiğim peyniri balığı afiyetle yiyesin. Türkan Saylan'ın yaşamı ilk kez tiyatro sahnesinde olacak ve bu sizler sayesinde olacak. Biz sizden dinlemek istiyoruz. Tiyatro izleyicisi nasıl bir Türkan Saylan'la karşı karşıya olacak? Bana tiyatro izleyicisi galiba Türkan Saylan gibi bir tiyatroyla karşılaşacak. Yani Türkan Saylan'ın hayatını oynamaya kalkmak, tiyatrolaştırmak tabii çok cesaret işiydi. Ama öyle bir kadroyla yapıldı ki bu iş, yani gerçekten bir hem dünya görüşü olarak, hayat felsefesi olarak ve sanatsal kimliklerinin gücü olarak çok şanslı bir proje olduğunu düşünüyorum. Ben Merve dedim ki, varalım gidelim hocaya. Bir sıkıntısı var, malum oldu bana, dedim gel. Dünya gözünden gördüm ya seni, içimi rahatladım. Yönetmenimden söz etmek istiyorum. Yönetmenim yaptığı reji bence bir mesajı olan, hem bilgilendiren hem son derece gerçek bir kişiliği, yani didaktik dediğimiz, öğretici dediğimiz bir tiyatro olayının nasıl estetik, ne kadar şiirsel, ne kadar tiyatronun büyüsüyle yeniden var edilebileceğini gösteren, gerçekten bir herkesin gelip rejiyle ilgili gelip görmeleri gerekir, ders olarak nasıl böyle bir çağdaş, bu bağlamda söylediğim değerleri taşıyan bir tekst nasıl tiyatro sanatına armağan edilir, onu gösterdi. Bunun için ben önce işim en baş mimarı olarak yönetmenimi görüyorum. Tarlada işe yaramaz, evde çocuk bakamaz, başlık parası getiremez, başlıksız dahi kocaya verilemez. Böyle yaşayıp ne? Bu sefer emindim, bu bacaklarda can vardı. Ayşe Kulin romanını gerçekten çok sevdim ve daha ilk piyasaya çıktığı gün imzasında gittim, teklif ettim. Çok büyük bir zarafet gösterdi, büyük bir güven gösterdi bize. Ve o güvenle biz de kendimizi çok hür hissederek, özgür hissederek başladık ve İpek Kadılar Altıner'de gerçekten çok zor bir iş. Yani böylesine önemli bir tabii kimlik, dediğim gibi bütün hepimizin paylaştığı bir sorumluluktu. Fevkalade güzel oyunlaştırdı romanı ve güzel bir oyun çıktı. Türk tiyatrosuna bir oyun kazandırıldı ayrıca, metin olarak. Partinin Taksim Belediye Gazinosu'nda bir eğlencesi var. Gitmek istiyorum ama giyecek bir münasip bir elbisem yok. Fazıl Say'ın müzikleri,
Osman Şengezer'in dekoru, Yüksel Aymaz'ın ışıkları ve iyi bir oyuncu kadrosu. Yeşim Alıç gibi, Ebru Saçar gibi. Benim meslektaşım, eski arkadaşım şehir tiyatrosundan Gül Akelli gibi. Ve genç bir büyük yetenek olarak gördüğüm Yiğit Çelik gibi oyuncularla. Herkes tabii projeye aşık oldu ama tabii usta bir yönetmenin de burada her şeyi değerlendirmesi bence başrolü oynadı ve sanıyorum Türk tiyatrosuna ve Türk toplumuna örnek bir insanın, yani bu kadar hoyratlıklar ve kabalıklar içerisinde artık bunalan bir rahatsızlanmaya yüz tutmuş bir toplumun merhem olabilecek aynı zamanda. İyi gelebilecek insanlar, güzelin de iyinin de nasıl var olduğunu ve nasıl zafer kazanabildiğini görecekler. Bu bence tabii bu Hakan'ın kendisi anlatacaktır. O olağanüstü bir şeyle, büyücülükle bütün bu baş kaldırıyı tebessümle baş kaldırmak diyebiliriz bu oyun için. Yani bir özetini, yani Türkan Hanım gibi. Onun için dedim, nasıl bir oyun? Tebessümle baş kaldıran bir oyun, tebessümle muhalefet eden bir oyun. Bence kendi adıma 46 senelik tiyatro yaşamının içinde bir sürü ilklere imza atmış bir oyuncuyum, sanatçıyım, tiyatrocuyum. Ama gerçekten burada böyle insanın yaptıklarını aşmasının verdiği o duyguyu yaşıyorum. Onun için çok mutluyum. Bana laflarla edebiyat döktürmek düşmüş. Ama doğanın ruhumda yarattığı coşkuyu, o sevinci hiç kaybetmedim. Rolü aldığınızda, oynayacaksınız, nasıl bir hazırlık aşamanız oldu? Şimdi gerçi bilinen bir kadın ve önder bir kadın. Valla hazırlık dediğiniz, ben bir biliyorsunuz ya, böyle tevazu göstermeye Türkiye'de pek gerek yoktur. Çünkü bizim ülkede yanlış anlarlar. Ben zaten bir virtüöz oyuncuyum ve uluslararası platformda kendini kabul ettirmiş, bundan çeyrek asır önce kabul ettirmiş bir virtüöz oyuncuyum. Tabii ki bunun gereklerini, yani hazırlık gereklerini yine böyle virtüöz bir kadroyla yaptık. Ama bunun ayrıntılarını anlatmak şeydir, yani sıkıcı olur, ders verir gibi olur. Hayır, yalnız şu var, ben zaten Türkan'ınla 20 yıldır, yani Türkiye'ye dönüp tiyatroyu kurduğum andan itibaren tanışıyorum. Yakın tanışıyorum. Yani yakın tanışıyorum. Onu da program dergisinde yazdım. Ben, o beni sahnede seyrederken ben de onu hayatta seyrettim. Çocuk mutlu ya. İşte eğer onun da bana karşı bir hisleri varsa, baş başa kaldığımız bu anlarda hislerini belli eder diye umutlanıyorum. Türkan'ın sadece başarılı bir kadın olarak görmemek lazım. Türkan Hanım bence bir toplumun eğer güzeli arama duygusu hala kalmışsa ve kabiliyeti, örnek alması gereken en bir simge. Bir, yani böyle başarılı kadın kavramının içine sokulacak bir değer diye Türkan. Siz başarılı bir kadın olabilirsiniz, ben başarılı bir kadın olabilirim falan. Türkan Hanım böyle biri değil. Türkan Hanım gerçekten eğer o kahramanlık sözcüğünün de içi boşaltılmış, o Türkiye seninle gurur duyuyor diye boş boş bağıran duyguların, o boşalım mekanizmalarının dışında bir kahraman olarak görmemiz gerekirse, Türkan Saylan gibi kadınlar da var tabii Türkiye'mizde. Çok şükür ki var ve erkekler de var, insanlarımız var. Ama Türkan Hanım tabii başarılı bir kadının ötesinde mucizevi işler yapmış, yaratmış ve bugünün umudu sarsılmış insanlarına yeniden umudunu kaybetmenin ne kadar büyük bir yanlış olduğunu anlatabilecek bir büyük değer ve örnek insan, lider. Yani onun, bu gibi insanların
tanıtılması lazım topluma ve gençlere. Biz böyle de bir toplumsal görev yaptığımızda inanıyoruz. Yani bizim işlevsel kaygılarımızla estetik kaygılarımız çok güzel çakıştı bu oyunda ve onun için de çok mutlu hissediyorum kendimi. İngilizce sınavı açmıştı. Benim de İngilizcem çok iyi değil mi? Babam nasılsa razı olmuştu sınava girmeme. Şimdi bir televizyon dizisi de var Türkan Sağlam'la ilgili. Onu... Çok iyi. Çok iyi olması da gerekli. Bence 3 tane daha keşke televizyon dizisi yapılsa. 5 tane daha Türkan Sayran tiyatrosu yapılabilse. Hikayeleri anlatılsa, başka romanlar, başka özel hikaye. Çünkü öyle zengin bir hayat, öyle zengin bir duygu ki dizisi de gayet bence kaliteli, güzel, bilgilendirici. Fakat o dizi başka bir şeydir. Dizi fotoğraf çekmektir. Bizse resim yapıyoruz. Yani resim yapmakla fotoğraf çekmek burada gerçekten sanatın gücüyle aynı şeyleri söylüyoruz belki. Farklı şeyler oluyor ama o zaman. Sanatın gücü girdiği zaman farklı oluyor. Yoksa söylenmemiş söz zaten yok dünyada. Ama babam tren biletini uzatınca kahrından ölebilir demiş. Elinde 2 bilet vardı. Ve Ankara'ya kardeşim Turgut'la gideceğimi söylüyor. Türkan Saylan'ın filmi yapıldığında bazı gazetecilerin eleştirileri olmuştu. Hani çok da filmleştirilecek, oyunlaştırılacak bir yaşamı yok denildi. Şimdi sizin rejinizle bu sahnelenecek. Ne diyorsunuz bu eleştirilere? Bu eleştirilere karşı hiçbir şey demek mümkün değil. Bu kadar sığ, bu kadar kenarda duran, bu kadar hiçbir şey anlamadan konuşan insanlara muhatap olmayı ben zul sayarım. Çünkü Türkan Saylan'ın çok ciddi bir zengin yaşamından ve bu zenginlikten de nasibini alanlardan bahsediyoruz. Milyonlarca kişi bunlar. Şimdi tiyatroda işi tiyatro çerçevesine çektiğimiz zaman esas şudur. Bizim mesleğimizin özünde hayal kurmak ve hayali paylaşmak yatar. Bu hayal yazar tarafından kurulur, rejisör tarafından kurulur, geliştirilir. Oyuncular bu hayali eklenirler. Işık eklenir, dekor eklenir ve ortaya bir ortak hayat çıkar. Yaşamış bir insanın, kim olursa olsun, hayatına dair bir oyunu sahnelerken bu çelişkiyi yaşamamanız mümkün değildir. Yani bir yandan hayal kuracaksınız, bir yandan da ortada realiteler var. Hangi realitelere bağlı kalacaksınız, hangi hayalleri onun önüne çıkaracaksınız? Türkan'ı çalışırken, daha doğrusu bizim oyunumuzun ismiyle Türkan Işık Yolcusu'nu çalışırken işte bu ikilemden yola çıktım ben. Biraz önce Dilek çok güzel bir şey söyledi. Resim yapmakla fotoğraf çekmek arasındaki farkı. Tamamen katılıyorum. Tiyatro bir resmi bütün detaylarıyla, elindeki imkanlarla ve hayal gücünün ufuklarını aşarak yapan bir sanat dalı. Burada Dilek'e %100 şöyle de katılmak durumundayım. Bu tiyatroda çok şanslı bir ekiple çalışırken bu kadronun hepsini aynı pota içinde eritmek de ayrı bir mesuliyet yüklüyor tabii. Bu konuda tabii hepsinin yardımını gördüm. Hepsiyle el ele tutuştuk. Yazardan başlayarak, roman yazarından başlayarak. Dans sahnelerinde koreografimiz İhsan Benger'le el ele tutuştuk. Işık'ta Yüksel Aymaz'la tutuştuk. Oyuncularla zaten öyleydi. Dekorda Osman Şengezer'le el ele tutuştuk. Hepsi beraber ortaya bir şey çıkarttık. Çıkarttığımız bu hayali, iyi olur, kötü olur'u çok relatif bir şey. Seyredenlerin kimisi beğenir, kimisi sıkılabilir. Kimisi nefret edebilir, kimisi kızabilir. Ama işi şu anlamda başlıklayabilirim ki çıkarttığımız işe reaksiyonsuz kalmak mümkün değildir. Bir televizyon dizisi seyrederken reaksiyonsuz seyredersiniz. Uyuşturucu bir tarafı vardır. Oysa tiyatroda, karanlıkta sizi disipline eden bir atmosfer içinde, neredeyse öksürseniz kabahat olacak bir atmosfer içinde bile sıkılmadan, reaksiyon vermeden dümdüz bir oyunu seyrettirdiğiniz zaman İşinizi iyi yapmamışsınız anlamına gelir. Türkan'a reaksiyonsuz kalacak bir tek seyirci hangi yaş grubundan, hangi eğitim grubundan olursa olsun tanımıyorum. Dolayısıyla da tiyatro ömrü çok uzun olacak bir projenin ilk günündeyiz. Anne siz evden dışarıya çıkmak yasak. Anne ne peki diyor? Her yönünü görebilecek miyiz biz tiyatro sahnesinde Türkan Saylan'ın? Her yönünü demeyelim de yaşamında köşe taşı olarak bildiğimiz, bulduğumuz, yazarlarımızın uygun gördüğü, bizim de sahneye aktarmakta çok emin olduğumuz yönlerini göreceksiniz. Tabii ki öykünün anlatılamayan tarafları olacaktır. 2 saatlik maksimum bir tiyatro oyununda neyi ne kadar anlatabilirsiniz ayrı bir şey. Ama bir şeyi göreceğinizi garanti edebilirim. Türkan'ın ruhunu göreceksiniz.
O ruhun da estirdiği fırtınaların bizim yorumumuzla sahneye yansımasını göreceksiniz. Ve varılan sonuçta Türkan'ın geriye neler bıraktığını göreceksiniz. Türkan Saylan yaşamının son günlerinde işte Ergenekon suçlamasıyla evinde arama yapıldı. Bunlar da oyunda var mı? Tabii bizim oyunumuzda var bunlar. İşte biraz önce köşe taşı derken çok önemli şeyler. Tabii hepsi var. Tiyatro diliyle, tiyatro üslubuyla, öngördüğümüz rejiyle var. Ama var, bütün gerçekleri anlatıyoruz. Bir nerede tepki alacağınızı düşünüyor musunuz? Yani bazı çevrelerce. Yani hani Türkan Saylan'ın nasıl evi arandıysa oyunun başına da böyle bir şey gelir, endişeniz var mı? Böyle bir endişemizin olması için bir sebep yok. Ne Türkiye'de o kadar sığ insanların tiyatroyla yakından uzaktan ilgilendiklerine inanıyorum. Ne de bizim tiyatro sahnesinden söylediğimiz şeylerin böyle bir anlamsız ve şövenist öfkeye yol açacak doneler olduğuna inanıyorum. Tiyatro doğuşundan bu yana, antik Yunan'dan bu yana muhalif bir sanattır. Her sanat kolu gibi o da muhaliftir. Onun için iktidarlar genellikle tiyatroyu sevmez ve desteklemezler. Ama bütün akıllı iktidarlar dünya üzerindeki her komünizmden, faşizmden girin, liberalizmden çıkın, demokratik iktidarlardan hepsi tiyatroya saygı duyar. Tiyatronun toplumun besleyici damarlarından biri olduğuna inanır ve öyle yaklaşırlar. Bugüne kadar Türkiye'de de böyle oldu. Münferit istisnai hadiseler vardır. Tiyatro yakılmıştır, taşlanmıştır. Ama hayat içinde o hadiseler ne kadar az yer tutuyorsa, tiyatroya sıçrayan, yansıyan, karalayan tarafı da o kadar az düzeydir. Türkan da bu anlamda, biraz önce Dileğin çok güzel ifade ettiği gibi, Türkan Hanım'ın hayatında da yaptığı gibi, tebessümle, sükunetle, iyilikle muhalefet eden bir insan olduğu için bizim oyunumuzda aynı çizgiyi taşıyor. Ama bacakların ve geleceğin kurtulmuştur. Sevgili izleyiciler, artık yasal yollardan müzik indirebilir ve dinleyebilirsiniz. Nasıl mı? Hep birlikte izleyelim. Emre Bey, müzik için efes.com. Şimdi bu proje için sizlerle birlikteyiz. Evet. Öncelikle projeyi sizden dinlemek istiyoruz. Artık müzik severler çok rahatlıkla istedikleri müziklere ulaşabilecekler. Evet, zaten yıllardır, hatta bu sene 21. yaptığımız Blues Festival'le biz müziğe çok ciddi yatırımlar yapıyoruz offline'da. One Love Festival, Blues Festival, Middle Festival, Rock'n Dark gibi yarışmalarla biz offline'da müzik severler hep buluşuyorduk. Ama günümüzün yeni trendi, yeni iletişim alanı biliyorsunuz internet. Dediğim gibi siteye giren, ücretsiz olarak giren insanlar, müzikseverler. MİAP'la olan anlaşmamızdan dolayı şu anda Türkçe müzik aracı konuşuyorum. Tüm Türkçe, bugüne kadar yani Türk müzik şeyine bak, hislerine baktığı zaman bugüne kadar tüm müzikleri olan müzikleri orada bulabiliyor. Kendine bir playlist oluşturup arkadaşlarıyla paylaşabiliyor veya kendine playlist oluşturup onun üzerinden dinleyebiliyor. Yine şu anda ve daha önce çıkmış bütün video klip ve ona seyretme şansı yakalayabiliyor. Bunun haricinde dünyadan ve Türkiye'den en son güncel haberleri ve oradan yakalama şansı doğuyor. Tüm sanatçı hakkında biyografileri, geçmişleri, onun hakkında detaylı bilgiye ulaşabiliyor. Belirli dönemlerde download etme hakkı vereceğiz dönemsel olarak. O zamanlar üyelerimize tabii ki üyelerde öncelikli olmak üzere gelip beğendikleri şarkılarını bu sefer kendine download etme imkanı olacak. Dediğim gibi, ama bu devam açık olan bir platform olacak. Dönemsel olarak bizim imkan olarak sunacağımız bir şey olacak. Şu anda daha net olmakla beraber Sony ve EMI, Warner Bros. Gibi yabancı firmalarla yabancı database'i
siteye taşımak için görüşmemiz var. Çünkü şu anda dediğim gibi sırf MÜYAP'la aldığımız Türkçe eserler içinde. Ama yabancı eserler de önümüzdeki seneden itibaren şu anda konuk görüşmesini yapıyoruz. Yani müzikle ilgili her türlü bilgi, birikime, müziğe, her şeye doyacağınız bir siteden bahsediyoruz. Ama en büyük özelliği, yine söylüyorum, tamamen ücretsiz ve bizim yaptığımız bütün sponsorluklarımızda da bir linki olması, bu da çok ciddi bir avantajı. Çünkü buradaki üyelerimize belirli biletler, biletli belirli davetiye kazanma hakkı vereceğiz dönemsel olarak. Bu tarz sitelerin açılması, hele ki bu sayfa, Efes'in sayfası klipleri en iyi çözünürlükte yayınlayacak ve bütün müzikal yenilikleri, müzikle alakalı haberleri en iyi şekilde, en hızlı şekilde verecek. Aynı zamanda mesela festivallerle ilgili de sanırım bir bölüm var. O da çok güzel. O yüzden çok heyecanlandırdı bizi. Çok güzel festivallerle ilgili olan bölüm. Çünkü mesela dünya çapında olan festivallerde gösterdiği için hani festivalin olduğu yerde kalacak yerler olsun, giyecek kıyafetlere kadar detaylı bilgi veriliyormuş. Bu çok önemli bir şey takip eden insanlar için. İnsanları aradıklarını bulmaları için hem bizim hem onlar için gayet güzel ve düzgün bir platform. Çünkü hem birazcık korsanı engelleyecek bir hadise. Birazcık değil aslında, gayet bir adım. Şu manada söylüyorum. Yani korsanları da bizim gibi insanlara dönüştürebilecek bir mesele. Samimiyete çok ihtiyacımız oldu dönem bence. Çünkü bütün bu hani ilk sorudan günün sonundaki en son alınan hazla keyfe, bütün samimiyetin sonuçlarına kadar gördüğüm şey şu: bir şekilde bir çıkış noktasında bir üretim lazım. Üreten insanların cesaretlendirilmesi gerekiyor. Zaman yine su gibi akıp geçti ve biz programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.